Selamlar, iyi günler arkadaşlar. Bugün 23 Mart 2024. Yine ben evdeyim. Özellikle de evde kalıp dinlenmeyi tercih ettim. Hafta ortası bir gün okul, diğer günlerde doktor ve tedavilerim için hastane vizitleri. Bir baktım bayağı olmuş. Kitabımıza ara verelim. Dedim ki her ne kadar olursa olsun birazcık daha kitap okuyalım. Ve geri geldim. Beni takip edenler biliyorlar. Bayağı uzun sürdü. Özür diliyorum hepinizden. Ama sağlık insanın elinde olmayan bir neden. Bu yüzden bazen planladığımız gibi hayat devam etmiyor. Kitabımız Araplara Satılan Kızlarımız, 4. baskı Neriman Cahit, dinleyenlerin merakla beklediği ve çok az kaldığı halde bir türlü bitiremediğim kitabım. Benden bu kadar olur işte. Özür dileyerek kitabıma başlıyorum. Sayfa 452 ve başlık Emel Cohar Muharep. Sıra geldi Emel'e. O da Ürdün'deki kızlarımızdan biri. Ama eşi İhsan Muharep'le tanışarak, anlaşarak 1983'te evlenmiş ve 3 çocuklarıyla gayet mutlu bir yaşamı sürdürüyorlar Ürdün'de. Ve sözü ona veriyorum. Esas benim babaannem Kıbrıs'tan geldi. 1918 Pelatusa doğumlu. İsmi Cemaliye Mustafa Cohar. 1930'lu yıllarda evlenip gitti Filistin'e. 11-12 yaşlarındaydı. Bayağı çocukmuş. Evlenmiş de ondan 2 sene sonra aylık rahatsızlığını görmüş. Yazık. Dedemin bir narenciye bahçesi varmış Pelatusa'da. Nenem 2 sene o ağaçların üzerinde oynamış. O zamanın döneminden İngiliz pasaportu var. 1923 doğumlu ama 1918 yazdırmışlar. Çünkü İngiliz o dönemde yaşları küçük kızlara nikah kıyılmasını yasaklamıştı. O pasaportu nenesi çok önemser ve tuvalette saklarmış. Burada bir de not daha düşeyim. İngiliz vali 8.9.31 tarihinde 12 yaşında bir kız çocuğunun kocaman bir Arap'la evlendirildiğini, bu nedenle medeni bir evlenme kanununun acilen yapılmasını ister İngiliz hükümetinden. Nenesi ikinci eşiymiş dedesinin ve 34 yaşındaymış dede onunla evlendiğinde. Ne kadar yürekler acısı. Kız 12 yaşında, adamın ikinci evliliği ve 34 yaşında. İlk eşinden çocuğu olmamış. Yafa'ya yakın bir köyün dışında bir çiftlikte yaşarlarmış. İki oğulları bir kızları olmuş. Oğulları Muhammed yani Emel'in babası ve Abid amcası Samiye de halası oluyormuş Emel'in. Dede 1948'den önce öldü. Çiftlik üç erkek kardeşe aitmiş. Kocası ölünce çocuklarının küçük olması nedeniyle Filistin'deki kocasının ailesi tarafından kocasının amca oğullarından birisiyle evlendirilmiş. Ama maalesef bu evliliği de uzun sürmemiş ve ikinci eşi de ölmüş. Allah Allah. İlginç. 1948 Yahudi istilası üzerine göç etmişler ve göçmen çadırlarında çok zor günler geçirmişler. Daha sonra Ürdün'e göç edip göçmen çadırlarında kamplarında yaşamışlar. Nene çok güzel bir kadınmış. Kocası olmadığı için etrafındaki kadınlar tarafından çok çok kıskanılıp çok hırpalanırmış. Oranın örf ve adetlerine göre dul ve küçük çocukları olan bir kadın yine kocasının ailesinden birisiyle evlendirilirmiş ve dini kanunlar geçerli olduğu için de evli bir adam ikinci bir kadınla evlilik yapabildiğinden dolayı doğal olarak çevresindeki evli kadınlar onu dışlarlar. O da mecburen çocuklarını da alarak Kıbrıs'a, Pelatusa'ya döndü. Ama ondan sonra hayat mücadelesi başladı. Yalnız bir kadın olarak çocuklarını yetiştirme mücadelesi. Babam 1940 doğumludur. Poli'de okudu. Zengin bir Rum burs verirdi.
Babam çok zeki ve çalışkandı. O Rum bursuyla Pergama'da, yani şimdiki Beyarmudun'da yatılı olarak Ziraat Koleji'nde okudu. Ben de ortaokulu o kolejde okudum. Hatta hatırlarım, babamın o kolejin öğretmen odasında asılı bir fotoğrafı vardı. Eli bir ineğin üzerinde. Halam ise küçükken çocukları olmayan bir aileye, Havva Mahmut çiftliğine, Magunda'ya 4 yaşında evlatlık verilmişti. Babam okulu bitirince işe girdi ve maaş almaya başlayınca ailesini yanına aldı. Babam Türkiye'ye, üniversiteye gidip okuması için para biriktiriyormuş. Türkiye'ye gitmeden önce gidip bir amcamları göreyim demiş ve Amman'a gidip amcasının evinde misafir olmuş. Burada amcasının kızı Saniye'yi görmüş, aşık olmuş ve istemiş evlenmek için. Olur cevabını alınca da ona nikah kıyıp Kıbrıs'a gitmiş. Sonra da geri dönüp düğün yapıp evlenmişler. Böylece de tahsil falan yapmış. Annem Kıbrıs'a kolay alışmış. Biz tatillerde giderdik hep baba ailesine. Kardeş gibi büyüdük. Annem bize tabii ülkesinden, ailesinden bahsederdi. Evde Arapça şarkılar söylerdi. Köyde annemi Arap kızı diye çağırırlardı ve severlerdi. Kendi ne hissediyor? Arap yanının bilincine ne zaman varmış? Esas benim Arap yanımla yüzleşmem 1970'te oldu. Anneannem bizi ziyarete gelmişti. İşte o dönemde bazı soruların yanıtlarını buldum ve yeni bazı olumlamalar gelişti kişiliğimde. Örneğin bir anne figürü ki bütün köye kendisini sevdirmiş. Hatta Emine abla anlattıydı bana. Annem hiç söylemezdi. Düğünlerde kına geceleri gelinin yanına köyün en güzel kızını oturturlarmış. O güne dek hep Emine ablayı oturtturmuşlar. Ama annem gelince köyün en güzel kızı olarak onu oturtmaya başlamışlar. Belli bir bilinç oluştu bende dedim. Zaman da kendiliğinden oluyor. Ben Arap Arap duyardım ama bilirsiniz bizim kültürde Arap kelimesinin yansımasını, hele o dönemlerde aslında hala dış görünüşe bakarak Arap çorap fellah mellah denir ve bir toplum toptan yargılanırdı. Örneğin ben lise bir Ürdün'e gittim akrabalarımın yanına. Tatilden dönünce öğretmen tatilde ne yaptınız diye sordu. Bana sıra gelince çekine çekine ben Ürdün'e gittim dedim ve sordum yine çekinerek. Benim annem Arap, babam Arap, yani ben Kıbrıslıyım diyebilir miyim dedim. Öğretmen, tabii ki sen Kıbrıslısın deyince sanki öğretmen bana o gün kimliğimi vermiş gibi mutlu oldum. Annem de Ürdün'e çok fazla gidip gelemedi. Çünkü maddi bakımdan zayıftı. Bu Araplara satılan kızlar olayına bir de bu yönden bakmak gerekiyor. Annemin buraya geldiği dönemde her şey çok kolaydı. Örneğin annem Pelatusa'ya sık sık gidebilmiş ve bütün aile fertleriyle ilişkiler kurabilmiştir. Ürdün'de evlilik. 1982 yılında ben Ürdün'e gezmeye geldim annemle. Annem hiç ağzını almadı burada evlen diye. Ben şimdi açık açık konuşacak olursam, liseden mezun olunca çok iş aradım Kıbrıs'ta ama Forslu arkadaşlarım benden iyi olmadıkları halde iş bulabiliyorlar ama ben iş bulamıyordum. Çünkü ben sol görüşlü ve isyankardım o yüzden. Annem büyük, yani ben ve en küçüğümüz olarak Ürdün'e geldik gezmeye. Sonra ben bir gün daha istemem kalayım diye tutturdum. Dayımın evinde kalıyorduk ve bana dünürcüler geliyordu. Annemin ailesi dindardır ama bana asla baskı yapmadılar. O zamanlarda Filistinlilerin başları örtülüydü ama tutucu değillerdi. Her dünürcü geldiğinde dayım bana sorardı, ben de hayır derdim. Araplarda kız kapalı olsa bile görücüye başını açarak çıkar, oğlan görsün diye. Sonra İsam'la tanıştım. İsam Londra'da tahsile gitmiş, modern donanımlı biriydi. Kıbrıs'a gidip gelen güneye ve orada ofisi olan biriydi. Yani Kıbrıs'ın güneyine gidip geliyormuş. İngiltere'de, Londra'da tahsil yapmış, modern donanımlı birisi. Hatta ilk tanışmamızla bana bir vesileyle Efkaristo demişti. Efkaristo aslında Rumca bir kelime, merhaba demek. Ben Türk'üm diye tepki göstermiştim. Bana ben seninle evlenmek istiyorum. Oturalım konuşalım, birbirimizi tanıyalım dedi. Ben ilk defa Ürdün'de 5-6 yaşında geldiğimde 3-4 ay kalmıştım.
Küçük olduğum için kolayca öğrenmiştim Arapçayı. Ama tabii bir lisanı öğrenmenin sonu yok. Hala da öğreniyorum. Ben biraz uçlardayım. Anneme babama mektup yazarak ben nişan oldum dedim. Sonra nikah kıyıldı ve düğün yaptık Ürdün'de. Ben 20, İslam 28 yaşındaydı. Nikahı düğün Ürdün'de yapmıştık. Aileme Kıbrıs'a gideceğimizi bildirdik ama tarih bildirmedik. Bir gece kapıyı çaldık ve aileme ben geldim, bu da kocam dedim. Normal karşıladılar. Kıbrıs'ta da bir düğün yaptık. Ben Kıbrıs'ta kaldım. İslam geri dönüp işlerini halletti. Ondan sonra da ben her 3-4 ayda bir giderdim Kıbrıs'a. Benim eşim modern düşünceli olmasına rağmen onun da her insan gibi kültüründen, geleneklerinden gelen değer yargıları var. Ama bilirsiniz, 40 gün biriyle yatıp kalkan onun huylarından kapar. Ne olursa olsun o da bu kültür insanı. 26 yıllık evliyiz. Ara sıra bana artık bu yere geldin, burada yaşıyorsun. Böyle giyin. Burada bayanlar aile büyüklerinin yanında sigara içmez dediği de oldu. Ama ben devam ettim yaşam tarzıma. Çünkü ben gizli kapaklı ve bazı şeyleri saklayarak yaşayamam. Bana göre değil o tarz yaşamak. Kayınpederim hacı. Örneğin İslam lokantada babasının yanında bira istemedi. Ama ben istedim. Eltim Amerikalı, Allah'a inanmıyor. Ama o da aynı şekilde kabul görüyor aile arasında. Bura kültürü diğer Arap ülkelerine göre daha toleranslı. Gittikçe daha da çağdaşlaşma var. Bunda da genç kral Abdullah ve kraliçe Rania'nın çok rolü var. Hele de kadın hakları konusunda kraliçenin peki ya çocuklarının yetiştirme durumu? Biliyorsunuz onlarla tanıştınız. İki oğlumuz bir de kızımız var. İlkokul ve ortaokulu burada özel okulda okudular. Ben evde hep Türkçe konuşurdum sürekli. 3,5 yaşında Arapça ve İngilizce öğrenmeye başladılar. Özel okullara 4 yaşında alırlar. Özel okula başlayınca İngilizce yanında Fransızca da öğrenmeye başladılar. Sonra Baptist okuluna koyduk. Orada İngilizce eğitim güçlüydü. Oğlanlar İsmail Muhammed Liseyi, kız ise Zenya ortaokuldan okumaya başladılar o okulda. Bugün Muhammed Türkiye'de dişçilik, İsmail YDÜ'nde işletme ve Zenya DAÜ'de İngiliz dili ve edebiyatı eğitimi görüyor. Filistin mutfağının Türk mutfağına yakın olduğunu ve bu konuda rahat olduklarını söyleyen Emel, tecrübeyle sabittir. Anında inanılmayacak bir sofra düzebilecek denli beceri sahibi. O aynı zamanda başarılı bir iş kadını. Bir butiği varmış, onu kapatmış. 6 yıldan bu yana İngiltere ve İspanya'dan aldığı bayiliklerle kontak lens ticareti yapıyormuş. İş kadını konumuna gelince Ürdün'de de eskiden çalışan kadın pek yokmuş. Sadece öğretmenlik varmış kız mesleği olarak. Şimdi ve artık her meslekte çalışan yoğun bir kadın nüfusu varmış. Evet, başka bir başlığa geçiyoruz. Osman Mustafa Akmusa. Eklemeden edemiyorum. Doğrusunun bu olduğunu da biliyorum. Çünkü bu konuda tek bir sözcük, bir cümle, bir olgu, bir olay çok önemli. Onca yıl zaten unutulması yeğlenmiş. Şimdilerde elimizde ne kaldıysa, elimize ne gelirse bunları da eklemeli birbirine diye inanıyorum. Emel bu konularda usta bir araştırmacı gibi iz sürüyor. Bazen öğrendiği tek bir olgunun dahi altını çizerek aktarıyor. Dayımı da dinler misiniz lütfen dedi. Dinlemez miyiz? Başımızla, yüreğimizle. Ve gidiyoruz Çatalköy'de yaşayan dayısı Osman Mustafa'nın evine. Çatalköy, Kıbrıs'ın Girne'ye bağlı bir küçük ve çok şirin bir kasabası. Arkası dağ, önü deniz. Güzel bir yer. Ve evler de şu anda orada çok pahalı. Çatalköy'de yaşayan dayısı Osman Mustafa'nın evine. Osman Bey aslında Emel'in büyük dayısı. Nenesi Cemaliye Mustafa'nın erkek kardeşi. Uzun yıllar İngiltere'de yaşamış. Şimdilerde Çatalköy'deki sakin yaşamıyla Londra arasında geçiriyor ömrünü. Ve dinliyoruz Osman Mustafa'yı. Çocukluğu sıkıntılı, daha da ötesi çok acılı geçmiş. İnsanların o sadece yüzüne değil, tüm ruhuna da sinmiş. Neredeyse elle tutulur o derin acıyla konuşuyor.
kesik kesik ve çok yavaş bir sesle. Benimse nereden takıldıysa bir Ozan'ın dizelerine dönüp duruyor kafamda. Islak bir yol, kırık bir dal, bir güz adamın içinde, şaraba dönmüş bir giz adamın içinde diye. Biz Pelatusa'da fakir bir köyde doğduk. Köyün tek zenginliği bakır gümüş karışımı madendi. 800 kişilik bir köydü ve o maden köylünün ekmek parasıydı. Köyümüzün okulu, camisi falan tamamdı. Biz 8 kardeştik ama ikisi öldü. Kaldık 6. Yaş sırasına göre Cemaliye, Latife, Osman, Fahri, Menteş ve Fatma. Ben ilkokulu köyde okudum. Sonra Poli'ye gönderdiler, kunduracı yanına. Ustam Türk'tü ama anlaşamadık. Orada 2 ay kalabildim. Sonra Andrea isminde bir Rum kunduracının yanına gittim. Sanatı tam öğrenince de Lefkoşa'ya gittim. Ali Congüz'ün yanında çalışmaya başladım. 16 yaşındaydım ama kunduracılığa bir türlü ısınamadım. Çünkü çok kirli bir işti. O yüzden 6 ay sonra ustamdan ayrılarak terzi yanına gittim. İyice öğrendim terziliği ve 1951'de de İngiltere'ye göç ettim. Peki tüm bu öykünün içinde ablası Cemaliye'nin öyküsü. O zaman Arapların Kıbrıs'tan kız alması modaydı. Güzel kızları seçiyorlar. Az bir para ödeyip kızı alıp gidiyorlardı. 15-20 lira arası kız satın alıyorlardı. Ki bugünkü günde 15-20 lira nedir ki? Kıbrıs lirası bile olsa, ben şu anda Avustralya'da yaşıyorum. Diyelim ki 100-150 dolar. Yani market bile yapamazsınız bu paraya. Bu kadar mı ucuzdu kızlarımızı satmak? Bizim köye de geldiler ve 4 tane de kız aldılar bizim köyden. Bunların birisi de ablam Cemaliye'ydi. Ablam 1926 doğumluydu. O günlerde 14-15 yaşlarındaydı. Sene 1940 olmalı. Babam vermek istemezdi. Çok da direndi vermemek için. Kardeşi oğlu öğretmendi. Celal Menteş. O araya girdi. Ver da iyidir. Daha da iyi yaşayacak oralarda falan diyerek babamı kandırdı. Peki ya anneniz? Annemin tutumu tam ortadaydı. Sonunda ablamı 20 liraya verdiler. Hep aile beraber Lefkoşa'ya geldik. Nikah olsun da gönderelim. Tabii ki imam nikahı. Çok ağladım, çok. Ya kız kardeşiniz? Kız kardeşim de ağladı, çok ağladı. Çocuğuydu çünkü. O zaman 12 yaşında bile veren vardı. Ama babam da çok üzgündü. 20 lirayı geri vermek istedi. Arapça bilmediği için anlaşamadılar damatla. Babam da parayı ablama verdi. Konuştuğu süre ağlıyor Osman Bey. Sesli değil, çok daha etkilisi. Sessiz sessiz, ta yüreğinden. Onca yılın acısını süzülüp akıyor yanaklarından. Tüm geçmiş zamanların acılarını, çok sevdiği ablasının koparılıp götürülüşünü, belki de hiç geçmiş zamanlarda bırakmamış, hep içinde, yüreğinde, şimdiki zamanlarda yaşamış. Öyle bir acı ki bu. Ben dahi onu geçmiş zamanlara gönderip kilitleyemiyorum. Artık o acı benim bir parçam olmuş, hep taşıyacağım. Ve hep birlikte ağlıyoruz. Acının o keskin bağlacında. Bir sene sonra geldi ablam kocasıyla. Birkaç hafta kalıp gittiler. Arkasından babam gidip gördü kızını ve dönüşte bize anlattı. Ne zengin ne de fakirmişler. Orta halli bir portakal bahçeleri varmış. Babam rahat görünüyordu çünkü ablamın köyden daha rahat bir hayatı varmış. Sonra 1948 Yahudi saldırısı oldu ve göç başladı. O döneme kadar ara sıra da olsa mektuplaşıyorduk. Kız kardeşim ilkokul mezunu olduğu için yazabiliyordu bize. Filistin'den Ceriha yani Riha'ya göçmen oldular. Bu göçten sonra 1948 aramızdaki irtibat kesildi. Babam çok üzülüyordu. Lefkoşa'ya bana gelerek oğlum bak ne yap yap kız kardeşini bul dedi. Nasıl bulayım baba dedim. Ama babamın haline baktıkça da çareler aramaya başladım. Behzat Ünel'in yanında çalışan bir arkadaşım vardı. Durumunu ona anlatarak yardımını istedim. Valiye John Harding'e bir mektup yazalım dedi.
ve mektubu yazdılar. Ben de imzalayıp gönderdim. Hikayemizi anlatıyordu mektup. Aradan 6 ay geçti. Köye 2 İngiliz gelip beni aradı. Gittim. Gayet güzel Türkçe konuşuyorlardı. Üniformalarının üzerinde refugee, göçmen yazıyordu. Bana elimizde kız kardeşimin mektubu falan olup olmadığını sordular ve çekip gittiler. Birkaç ay sonra aynı insanlar gene geldiler ve sordular. Babamın kız kardeşimi getirecek parası var mıdır diye. Parası yok ama tarlası var. Satar getiririz dedim. Tekrar ayrılıp gittiler. Aradan zaman geçti. Yazda aynıları gene köye geldiler ve bana kız kardeşiniz yarın gelir dediler. Şaşırıp kaldım. Nereden gelir diye sordum. Leymosundan dediler. Koşup babama müjde verdim ve yarın gidip alalım kendini dedim. Sen gidip alacaksın kendini dedi. Neden dedim? Çok heyecanlanmış, etkilenmişti. Bana bir şey olabilir dedi. Ertesi gün gittim Leymos'un limanına. Bir kız koridorda durur. Bekledim. Ne o beni tanıdı ne de ben onu. En büyüğü 5-6 yaşında 3 çocuğu vardı yanında. Ağaçların altına gidip beklemeye başladım. Tekrar dönüp oradaki memura sordum. Cemaliye Mustafa adlı yolcu gelmedi mi diye. Memur işte orada durandır deyince ona doğru gittim. Birbirimize sarıldık, ağlaştık. Ben 18-20 yaşındaydım o günlerde. Basta köye giderken, yani otobüste köye giderken çocuklar ağaçları falan gördükçe birbirlerine sarılıp bir sevinçle gösteriyorlar ki bunlar çölde yaşar, ağaç falan yok. Ablam anlatmış onlara ne göreceklerini. Köye geldik. Duyan geldi. Ablam epey kaldı köyde. Babası ve annesiyle nasıl karşılaştılar? Babam annem hazır bayılsınlar. Meğer kocası öldüğü için ablam Kıbrıs'a kalkmaya gelmiş. Dört ablamlar, iki annem, babam, altı da biz çocuklar, bir de eşek etti mi 13 boğaz. Eşeğe şaştığını sanırım. Eşek çok önemliydi hayatımızda. Babam 5 şilin günde alırdı madenden. Biraz arazimiz, bir küçük bahçemiz vardı. Geçinmeye çalışırdık. Çok çile vardı, çok fakirlik vardı. O zaman insanların hayatında. Şimdikilere anlatın bunları. Kadını, erkeği ovaya, orağa gider. Çocuklar hayvanlara, kuzulara bakardı. Esas çile, ablam buraya geldi ve esas çile o zaman başladı derken tam onu demek istedim. Burada o yıllarda çok fakirlik vardı. Günde 3 kuruşa çalışırdı insanlar. O da yetmez, hafta sonu onun bir kuruşunu da Rum Ebistada vermezsen atardı seni işten ve hemen başkasını alırdı. Yani şimdi Türklerin azınlıkta olması dolayısıyla İngiliz idaresi ve Kıbrıs'ta da esas başta olanların çoğu, idare edenlerin çoğu Rum'du. Çalışanlar da Ebistad dedikleri, mesela bir iş yerinde, bilmeyenler için açıklıyorum. Kıbrıslılar için sorun yok. Bunlar mutlaka biliyorlar bu kelimeleri. Ebistat oranın görevlisi, sorumlusu demek. Mesela gidersin alırsın 10-15 kişi bir portakal bahçesine götürürsün. Bu görev senin. Sen onların organizatörü veyahut da ustası ve bu usta baskı yapıp aldıkları 3 kuruşun 1 kuruşunu bana vermezseniz sizi hemen işten atarım diye baskıyla bir nevi haraç alıyordu insanlardan. O kadar da çok işsiz vardı ki Kıbrıs Türk'ü buldu da bunadı şimdi. Ablam kızını Samiye'yi 4 yaşında evlatlık verdi. Melundalı bir aileye. Melunda da küçük bir köy Kıbrıs'ta. Ablamın 3 çocuğu vardı. Muhammed, Emel'in babası olan. Abid ve kızı Samiye. Verdiği aile iyiydi. Çocuğun hayatı da orada biraz daha iyiydi köydekinden. Ama ablam ta başından istemezdi versin. Babamın kız kardeşinin oğlu öğretmen Celal Menteş de kız kardeşimin oğlu Abit'i istedi evlatlık olarak. Bir sene de kaldı çocuk yanlarında ama sonra kaçtı geldi eve. Burada bir saniye izin isteyeceğim. Çünkü benim bir kedim var. İsmi Boncuk.
acıktığı zaman gelip tel kapıya bang bang vuruyor. Aç kapıyı, acıktım. İçeri gelip yemeğini yedikten sonra yine dışarıya gidiyor. Ben ona bir kapıyı açıp geliyorum. Boncuk. Boncuk. Gel. Hadi çabuk çabuk gel. Koş ye mamanı. Koş. Mama time. Yürü. Özür dilerim. Babam Abit'e Celal Bey gelecek, seni istesin. Git diyeceğim ama sen sakın gitme dedi. Celal Bey geldi, sonra istedi götürsün ama Abit gitmedi. Bu arada Muhammed ilkokulu bitirdi ve Pergama Ziraat Koleji'ne girdi. Arkasından da ablam ve Abid gitti Pergama'ya. Orada hiç durup dinlenmeden, yaz kış demeden tarlalarda çalıştı. Para biriktirdi ve bir tarla aldı. Ki çocukları onun için evlerini yaparak evlendiler. Onun içine evlerini yaparak evlendiler. Abid Pergamalı bir kız aldım. Muhammed Filistin'den akraba kız aldı. Samiye ise Pergama'ya ailesini ziyarete geldi ve bir daha da geri dönmedi. Özellikle Muhammed daha okula giderken eline biraz para geçse şekercik alır ve yollarmış Samiye'ye. Bunu sana abin yolladı diye, ki ailesini unutmasın diye. Ne kadar güzel bir kardeş sevgisi. Samiye de bir süre sonra evlendi. Ama ablamın çilesi ölene kadar hiç bitmedi. Birkaç defa daha gitti Ürdün'e, kocasının yakınlarını ziyarete. Çok dindardı. Onca acının tesellisini onda arardı. Hiç geçmeyen, onu helak eden migreni vardı. Gitmediği doktor kalmamıştı ama olmadı. Çocuklar, torunlar derken ablamın hayatı sonunda biraz iyileştiydi. Ama yine Rumların bahçelerinde çalıştı. Çok söyledik kendisine. Artık çalışma, biz sana para vereyim de otur dinlen diye, ama o devam etti. Sonunda da kanser oldu. Çok uzun sene çekti. Hastanede bile orucunu tutar, namazını kılardı. Ama inanılmayacak bir iradesi, inancı ve direnci vardı. Hastaneye ilk yattığında doktorlar birkaç ay ömrü kaldı dedikleri halde o iradeyle 3-4 yıl daha yaşadı. Hayatında hiçbir güçlüğe teslim olmadı. 27 Aralık 2002'de onu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ablam hayatta hiç gülmedi. Hep acı çekti. Ama tek bir gün bile şikayet etmedi. Başına gelen her şeye direndi, kansere bile. Karım Dorothy anlatırken bile hayatta en büyük acısının kızını evlatlık vermek olduğunu söylemiş. Sanırım en çok ona kızını evlatlık vermek koyar oldu. Nur içinde yatsın. Çok üzülüp yoruldunuz ama bu konuya dahil olup katkı yaptınız. Çok teşekkürler. İzninizle son bir şey sorayım. Köyünüzden gider diğer kız, üç kız hakkında bir şey biliyor musunuz? Ben ablamlar gittiğinde 12 yaşındaydım. Pek hatırlamam ama duyardım. İkisinin akıbetinin ne olduğu hiç bilinmemiş. Biri gider gelirmiş Kıbrıs'a, şimdi torunları gelip gidermiş. O akıbeti bilinmeyenlerden biriyle ilgili de bildiğimiz, dayım İngiliz askeri olarak Filistin'e gittiğinde Pelatusa'dan durmuş dayının kızının izini bulmuş. Tenekeden yapılmış bir odacıkta kalırmış ama kocası Arap, bırakmamış dayımla görüşsünler. İsam Muharep. Söz İsam Bey'de. Ben Ürdün'de Salır kentinde doğdum. Ailem 1948'de Filistin'den göç etmişti. Birçok Filistinli gibi. Biz Kudüs'ün Ankerim köyündeniz. Bu köy Hristiyanlar arasında da önemli sayılan bir köy. Özellikle de Meryem İsa'yı doğurduktan sonra babasız olduğu için kaçmıştı. Betlehem'den, Kudüs'ten bu köye. Karışık bir köydü ve hem Müslüman hem de Hristiyanların ibadet yerlerinin yakın yakına olduğu, hoşgörünün bulunduğu bir köy. Şimdi şu an sanatçıların yaşadığı bir köy ve Yahudi belediyesinin yerinde bir yasayla köyde hiçbir şeye dokunulmadı. Her şey eskisi gibi bir harmoni içinde var oluyor orada ve bir sanat köyü olarak dünyanın ilgisini çekmeyi sürdürüyor. İsrail'in dünyaca çok ünlü hastanesi Hadesa da orada.
Annem babam 53'te evlenmiş. 54'ün başında babam Birleşmiş Milletler'de işe başlamış. Okumuş biriydi babam. Birleşmiş Milletler onu 54'ün başında Nablus'a göndermiş. Filistin'e yardım kolunda çalışması için. 1967'ye kadar Nablus'ta kalmışız. 67 Yahudi işgalinden 2 ay önce Nablus'a dönmüşler. 67 Yahudi işgali üzerine göç başlamış. Özellikle de Ürdün'e. O tarihten beri 3 erkek 6 kız kardeş burada yaşıyorlarmış. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya tahsile gittim. İç dekorasyona yazıldım ama devamsızlıktan tamamlayamayarak Amman'a döndüm ve küçük bir ithalat ihracat ofisi açtım. İç dekorasyon dalında. 3 yıl çok yorucu ve pek de olumlu sonuçlar vermeyen bir çalışmaydı bu. 3 yıl sonra iş iyileşmeye başladı. 1979'da ise artık çok iyi bir duruma gelmeye başladı işim. 1976'nın son aylarında ilk defa Güney Kıbrıs'a giderek Rum tüccarlarla çalışmaya başladım. Ağırlıklı olarak mobilya dekor üzerinde çalışıyorduk. Ofisimiz merkez olarak Limassol'daydı. 1979'da Amman'da merkez yoğunlaşarak daha bir toparlandık. Merkeze yoğunlaşarak daha bir toparlandık. Her şey yoluna girmeye başladı ve bunun sonucunda işlerimizi oldukça büyüttük. Sonra 1983'ün Şubat başında Emel'le tanıştık. 2 ay tanışıp görüştük ve birbirimizi iyice tanıdıktan sonra resmi nikah yaptık. Kendi kültürüne Emel'in de uyabileceğine nasıl karar verdi? Ben Kıbrıslılarla çok çalıştım. Kıbrıslıların bizim yaşam kültürümüze çok yakın olduğunu gördüm ve bunun üzerine rahat karar verdim. Çünkü evlilik kararını benim için çok ciddi bir konuydu ve daha önce görüştüğüm, denediğim kızlarda Emel'e duyduğum duygu ve iç huzurunu duymamıştım. Dünürcülük burada Amman'da oldu ve onu dayısından istedim. Peki ya geleceğe dair düşünce ve planları? Benim Kıbrıs'a olan sevgim Emel'den önce de vardı. İnsanların kültürü, sıcaklığı ve yaşam tarzlarını çok beğenirdim. Bu duygularım Emel'le daha da güçlendi. Çocukların geleceği bir bakıma insanın ailenin çıkarlarına bağlı. Çocuklarımızın sevgisi ve bağlılığı çok büyük Kıbrıs'a. Zaten doğdukları günden beri neredeyse birkaç ayda bir Kıbrıs'a gidiyorlar. Şimdi ise tahsillerini orada yapmaktadırlar. Çocuklarımız iyi bir iş bulur ve Kıbrıs'a yerleşmek isterse ki biz 10 yıldır onlara kendi hayatlarına dair seçme özgürlüğü verdik. Onlar Kıbrıs'ta yaşamayı seçerlerse biz nasıl ki onların geleceğini garanti altına almak için burada ev arazi gibi gerekli önlemleri aldık. Kıbrıs'ta da aynı garantileri almış durumdayız. Orada kendi evlerinde kalıyorlar. Her gece konuşuyoruz. Birkaç haftada biz gidiyoruz. Gelelim Filistin'deki kızlarımız konusuna. Bu konuyla aslında ilk başından değinmek istedim. Sizin buraya geliş nedeninizin yaratmaya çalıştığınız farkındalığın da ayırdındayım ve çok takdir ediyorum. Buraya evlenen Kıbrıslı kadınların çocuklarının bazıları bizlerden daha büyük ya da biz yaşlarda. Bazılarını biliyoruz. Neneleri ya da annelerinden dolayı yaşadıkları ağır manevi acıların hatta zulmün de farkındaydık. En büyük güç, acı ve sıkıntı onların Kıbrıslı ailelerinden kaynaklanıyor olmasıydı. Durum hala da aynı. Bunun bir sürü nedenleri var. 1. Bu kızların çok küçük yaşta evlendirilmeleri. 2. Yabancı bir ülkeye kültüre gönderilmeleri ve o ülke kültürüyle ilgili hiç ama hiçbir şey bilmemeleri, onlara da bu konuda en ufak bir bilginin verilmemesi. 3. Bu kızların o ülke lisansını bilmemesi ve de ne de onların lisanlarını bilen birilerinin bulunması o gittikleri ülkede. Ve en önemlisi o kızların satılışı. Bir insanın bir eşya gibi satılması. Bazılarının çocukları torunlar okuyup okul bitirince nenelerinin annelerinin çektikleri o ağır acı ve hasreti biraz olsun hafifletmek için onların ailelerini bulup bir bağ kurarak acılarını hafifletmeye çalıştılar. Sayıları çok az da olsa. Dünyada en büyük zulüm bir insanın özgürlüğünü elinden almaktır. Çünkü o insanı sarayda bile yaşatsanız özgür değilse mutlu olması mümkün değildir. Bu dünyaya geldik ama rutin yaşarken yapmamamız gerekenlerin yanında başka hayatlara karşı yapmamı
yapmamız gerekenler ve sorumluluklarımız da var. Her insanın hayattan hak ettiği en azından asgari insan haklarına sahip olarak yaşaması gerek. Benim için insanların hayatı ve düşünceleri kutsaldır ve çok saygım vardır buna. Hatta küçük yaşta çocuklar olsalar bile. Örneğin bizim çocuklarımızın Kıbrıs'ta çok mutlu olduklarını ve bunu istediklerini fark ettim. Hissettim. Burada Ürdün'de aynı tahsili hem yanımızda hem de daha ucuza yaptırabileceğimizi de bildiğim misalde onlara bu şansı verdik. Göç ve yurt acısı başlığı. Ben buraya evlenen kızlarınız konusunda çok az bir şeyler bilirdim. Kendi ailemden ve göç ve yurt acısını da sadece duyarak değil, pratiğini de yaşadığım için çok iyi bilirim. Ama siz buraya gelene kadar bu trajedinin bu kadar derin olduğunu bilmiyordum. Şimdi daha çok hüzün veriyor bana. Eğer bu kızlar bilselerdi ki arkalarında aileleri var, onları koruyan, onlara sahip çıkan, onlara kucak var açan, mutlu olmadıklarında dönüp gideceklerdi. Gidebilirdiler ailelerinin yanına. Ama bunlar satın alınan bir mal gibi geri dönemediler. Hatta 30 sene sonra bazı dönenler oldu ama giyim ve davranışlarından dolayı annelere dahi onlara sen benim kızım değilsin diyebildi. Bu kez tersi olur da onun çocukları Kıbrıs'ta Kıbrıslı ile evlenirse olsun. Ben zaten Kıbrıslı bir kızla evlendim ve çok da mutlu oldum. Mutluyum. Nasıl diyebilirim çocuklarıma? Sakın ha Kıbrıslı biriyle evlenmeyin diye. Hangi konuda olursa olsun ben çocuklarımı yönlendiririm. Ama asla mecbur etmem. Üstelik ben zaten kendimi yarı Kıbrıslı hissediyorum. Eşimin ailesi benim ailem gibi. Onları da ailem kadar sever ve Kıbrıs'ta kendimi bir Kıbrıslı gibi hissederim. Siz çok yaşayasınız İhsan Bey, çok yaşayasınız bu güzelim insanlığınız için. Demek ki çocuklarınız Kıbrıs'a evlenirse demek ki sizleri daha sık göreceğiz. Mausa'da onlara bir ev alırken biraz da bunu düşünerek aldık. Biz de herhalde Kıbrıs'a taşınır ve Ürdün'e gidip geliriz. Benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı olur Kıbrıs'ta yaşamak. Araya Emel giriyor. Aslında ben de çok şanslıyım. Sadece kocam değil, kayınvalidem de bana çok sahip çıktı. Kendine iyi bak, hayatının kıymetini bil. Arka arkaya çocuk doğurma. Bak ben çok çocuk doğurdum ve ne kadar hırpalandım dedi. Kolsuz elbise alır bana hediye ederdi. Çok da açık fikirliydi. Aslında burada son 10-15 yıldır bu kadar kapanma var. Burada bir başka güzel adet ölen bir aile ferdinin geride bıraktığı eş ve çocuklarına bütün aile sahip çıkar, onları yetiştirir ve çocukları gibi onları yetiştirir. Kendi çocukları gibi. Söz yine İhsan Bey'in. Filistin toplumu açık fikirli çağdaş bir toplumdur. Benim gibi düşünenler toplumun %90'ından hatta daha da fazla. Hepsi modernliğe ulaşma çabasında. Ve bu kısa dönemde bizim daha fark ettiğimiz çocuklarınızı okutma hırsı. Evet, doğru bir tespit. Bu da yaşadığımız şartlardan dolayı 1948'de başlayan ve hiç bitmeyen bir göçmenlik yaşıyoruz. Dünyanın en iyi, en değerli topraklarından, vatanımızdan zorla silah gücüyle sürülmüş olmamız, elimizde güçlü ülkelerin de baskısı ve yardımlarıyla tek silahımız beynimiz bırakıldı. Beynimiz ve can varlığımız ve bu konuda kendi kendimize isyan ettiğimiz, kendi kendimize yemin ettiğimiz yeminler, vatanımıza verdiğimiz sözler, hep güçlü ve ayakta kalmak, vatanımız ve geleceğimiz için ve verdikleri sözleri, ettikleri yeminleri ezbere biliyor küçücük çocukları dahil. Yahudiler binlerce binlerce insan öldürmüş ama onlar asla pes ettirememiş.
Göç ettikleri her yerde zeytin ve çocuk yetiştiriyorlar. Onlara vatan ve insan sevgisini aşılayarak. En büyük göç Ürdün olmuş. Yarattıkları güçle